Sevgili Üniversite TV seyircileri, Mesleki Gündem programımıza hoş geldiniz. Bugün stüdyomuza çok değerli bir misafirimiz var. Kendisi kimyager Çiğdem Dalgıç. Ottu mezunu bir kimyagerim. Tekirdağ'da yaşıyorum. Evli ve iki çocuk annesiyim. Yaklaşık 22 yıllık bir iş hayatı tecrübem var. 97 yılında başladım iş hayatına, ilaç sektöründe başladım. 2019'da 3 sene öncesinde de ilaç sektöründe kendi kendime bitirdim. Fakat biz çalışan kadınlar böyle bir başladığımız zaman duramıyoruz. Dedim ki bir şeylerle uğraşmam lazım. Sonrasında kendim için bir sosyal medyada bir sayfa açtım. O sayfada bu 22 yıllık süre boyunca edindiğim tecrübelerimi, okulumda aldığım, eğitimde aldığım bilgileri bunların hepsini harmanlayarak Sunduğum bir sayfam var. Orada düzenli olarak paylaşımlar yapıyorum. Temel adımlarla başlandığında çok daha güzel sonuçlar alınıyor. Destekle ilerleniyor. Merak varsa, çalışma hevesi varsa, çalıştıkça onun da dönütünü alıyorsanız, karşılığını alıyorsanız çok daha motive ediyor. Kimyager, üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümünden mezun olan kişilere verilen ünvandır. Kimya teknikeri, üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olmuş kişilere verilen ünvandır. Kimya teknisyeni de meslek liselerinden mezun olmuş kişilere verilen ünvanlardır. Başka bir meslek gündem programında görüşmek üzere, iyi günler. Sevgili Üniversite TV seyircileri, Mesleki Gündem programımıza hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir misafirimiz var. Kendisi kimyager Çiğdem Dalgıç. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Bizi kırmadınız. Bugün e, stüdyolarımıza kadar geldiniz. Sizi tanımak istiyoruz öncelikle. Tamamdır. <laughs> ben de öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Keyifle geldim. Ee, şöyle ben Çiğdem Dalgıç, e, ODTÜ mezunu bir kimyagerim. Okulumu gururla ve keyifle <laughs> her seferinde böyle üzerine basa basa söylüyorum. Güzel. Ee, Tekirdağ'da yaşıyorum. Evli ve iki çocuk annesiyim. Yaklaşık 22 yıllık bir iş hayatı tecrübem var. E, 97 yılında başladım iş hayatına ilaç sektöründe başladım. Ve e, 2019'da 3 sene öncesinde de ilaç sektöründe kendi kendime bitirdim. Emekliye ayırdım diyebilirim. Ondan sonrasında da evimde çocuklarla beraber işte ailemle birlikte vakit geçirmeye başladım. Fakat biz çalışan kadınlar böyle bir başladığımız zaman duramıyoruz. Dedim ki bir şeylerle uğraşmam lazım. Sonrasında kendim için bir sosyal medyada bir sayfa açtım. O sayfada bu 22 yıllık süre boyunca edindiğim tecrübelerimi ee, okulumda aldığım, eğitimde aldığım bilgileri bunların hepsini harmanlayarak sunduğum bir sayfam var. Orada düzenli olarak paylaşımlar yapıyorum, takipçi dostlarıma bilgilerimi sunuyorum. Ne Bu şekilde. kadar hoş. Yani e, kimya gellik dediğimiz zaman esasında Değişik mi? Ya yani Her meslek tabii ki değişik ama enteresan bir meslek. Biraz bize kimyagerliği anlatabilir misiniz? Özellikle bu da çünkü biliyorsunuz bizi gençler de seyrediyor. Hı hı. Tabii ki. Şimdi şöyle kimyager aslında e, temel olarak bahsedeyim. Üniversitelerin e, diğer ana bilim dalları gibi biyoloji, fizik gibi dallarında olduğu gibi üniversitelerin 4 yıllık fen Edebiyat fakültesinin bir lisans bölümü. O bölümden mezun olan kişilere verilen bir ünvan kimyager. Ee, aslında kimya kimyagerlik hayatın içinde var olan bir şey. Ee, hayatın her alanında var. Kullandığınız şampuanda da var, kullandığınız cilt bakımında da ürününde de var, çocuğunuza aldığınız bir şurupta da var, ee, kullandığınız takviye edici gıdalarda da var ya da işte burada kullanılan herhangi bir e, plastikte de var. Ee, aslında doğal olmayan her, her şeyde de var. var esasında evet. değil mi? Tabii tabii her şeyde var ve e, hani kimyasallar her zaman kötü değildir, zararlı kimyasal ve e, zararsız kimyasallar da vardır. Her kimyasal kötüdür diyemeyiz. Dolayısıyla ben e, bu sayfamda da özellikle işte bahsettim bunları bunların üzerinde çok değiniyorum çünkü. Herkes bu konuda çok hassas. İşte özellikle çocuklu anneler, ya Çiğdem Hanım işte şampuan alacağız çocuklarımıza, nelere dikkat edelim? Çünkü ister istemez kullanılan bazı zararlı kimyasallar maalesef var bazı ürünlerin içerisinde ve biz bunları alıp kullanıyoruz. Ama amaç bu farkındalığı arttırırsak, hayatın her alanında kimyanın kimyasalın olduğunu görebilirsek, bunu farkındalığını yaratırsak çok daha iyi bir şekilde, çok daha bilinçli bir şekilde ilerleniyor. Daha sağlıklı tabi 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 Tabii tabii tabii, tabii kesinlikle, olurca. kesinlikle. Peki biraz önce dediniz ki kimyasallar hani yararlı kimyasallar, zararlı kimyasallar evet, dediniz. Evet. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani e, tüketici yararlı kimyasalla e, zararlı kimyasalı nasıl ayırt edecek? Şimdi şöyle aslında çok derya deniz bir konu Pelin Hanım o. E, zaten e, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği talimatlar, belirlediği limitler vardır. O kimyasalı siz asla ve asla üretim e, formülünde o belli formülün üzerine belli miktarın üzerinde kullanamazsınız. Zaten Türkiye'de üretilen ya da yurt dışından ithal edilen bütün ürünler bu talimatlar doğrultusunda, bu kurallar doğrultusunda Türkiye'ye girer ya da Türkiye'de üretilir. Ama bazen merdiven altı... Sağlık Bakanlığı izniyle tabii, tabii. Tabii tabii Sağlık Bakanlığı izni bazı ürünlerle Tarım Bakanlığı izniyle beraber geliyor. Fakat iki bakanlığında kuralları aşağı yukarı benzerdir. Çünkü biz Avrupa Birliği standartları çerçevesinde ilerliyoruz birçok alanda. Dolayısıyla o kuralları baz alıyoruz. Onların gelen daha doğrusu o gelen ürünlerin içerikleri de bu kurallar doğrultusunda üretilmiş oluyor. Ama yine de bazı ürünlerde daha hassas olması adına bazı firmalar o ürün miktarları daha da düşük tutuyor. Hani çünkü o ürünün e, ham maddeler, işte zararlı kimyasal dediğim kimyasalların miktarlarını daha düşük tutuyor ya da diyor ki artık ben diyor bununla ilgili çalışmalar var. Evet benim bakanlığım ya da Avrupa Birliği bu limitleri vermiş ama ben bunun bu çalışmaları göz önüne alarak kullanmamayı tercih ediyorum diyor. Hı, o zaman her ülkenin de esasında belli bir reçetesi tabii, mi tabii, oluyor demek Tabii tabii belli bir, belli bir e, kuralları oluyor diyeyim ben kabul standartları hmm. öyle söyleyeyim. Aslında e, çoğu ürün kozmetik standardı diye GMP standardı diye standartlar vardır. Öyle mi nedir tabii, GMP standartı? GMP dediğimiz İngilizcesi Good Manufacturing Practices iyi üretim uygulamaları. Bu beşeri ilaçta da vardır e, veteriner ilaçlarında da vardır. Kozmetikte de vardır. Gıdada hasip benzeri, GMP'ye benzer işte gıdada da GMP hasip kuralları vardır. Dolayısıyla aslında hepsi birbirine benzer e, izlenebilirliği arttırmak adına. işte ben bu e, ürün aldığım zaman, ilacı aldığım zaman bakanlık der ki ben bu ilacın e, seri numarasına baktığım zaman senin firmana gelip ya da bir şikayet olduğu durumda geldiğimde ta kullandığın ham maddenin analizine kadar gidebilmem lazım der. İzlenebilirliği sağlaman lazım bana der. İçinde ne var? Ne, ne var? Katkı maddesi formülasyonunu nasıl yaptın? Stabilitesini nasıl yaptın? Mesela bir ürün formülasyonu yapıldı. Piyasaya çıkış süreci de çok uzun, meşakkatli bir süreçtir. İşte ürünlerin üzerinde görürsünüz. 24 ay yazar. Ya da ee, mesela ay, bir e, evet ay. krem alırsınız. Hı hı. Kremin üzerinde bir işaret vardır. Açık kutu, e, kapak vardır böyle dikkat edin kullandığınız ürünlerde. Kullanım stabilitesi diye bir stabilite Nedir vardır. Nedir kullanım stabilitesi? Mesela ben bir krem aldım, güneş kremi aldım. Güneş kreminin üzerinde yazar ki ee, son kullanım tarihi 2 yıldır. Mesela ben şimdi aldım 2022'de aldım. Bugün üretildi. Üzerine firma der ki 2 yıl 2024. işte Eylül 2024'te biter bunun son kullanım tarihi. Fakat bunun bir kullanım stabilitesi yapılır. Nasıl yapılır? O güneş kremi açılır. Normal her gün kullanır gibi sürülür o güneş kremi. 2 ay geçer, 3 ay geçer. Bu arada içindeki maddelerin etkinliği ölçülür. Değer kaybediyor mu? Kaybetmiyor. Kokusunda, mu diye. renginde, etkinliğinde, güneş korumasında bunların analizleri yapılır laboratuvarda. Bunlara stabilite testleri denir. Ne kadar sürüyor peki bunlar? Gerçi her ürüne göre değişiyor ama tabii, tabii. bir ortalaması vardır yani diye düşünüyorum. Yani şöyle hızlandırılmış stabilite diye bir e, stabilite terimi vardır ilaçta özellikle. E, o ürünün 60 derecelik bir kabine koyarlar. Sıcak kabine. A, e, o şeyde hızlandırılmış e, 40 derecelik. Bu pardon, ilaç çok pardon böyle? Kozmetik Kozmetik içinde, böyle. içinde de evet 40 derecelik çok pardon. 40 derecelik bir kabine koyarlar. E, orada 6 ay analiz yaparlar. Onu hızlandırırlar o süreci. Sıcakta tutarlar çünkü. Kullanım stabilitesi de e, o ürünün açıldıktan sonraki etkinliğini gösteren stabilitedir. Yani ben güneş kremini ya da bir cilt kremini aldım. A üzerinde 2 yıl yazıyor deyip 2 yıl kullanamam açtıktan sonra. Eğer kullanım stabilitesi yapıldı ise üzerinde öyle bir işaret vardı şöyle bir kutu her üründe var mı? Her üründe yani yoktur. Çok güzel bir konuya evet. değindiniz. Ben bir de şu anda hı hı. yani bu kadar bu konulara meraklı biri olarak ilk defa duyuyorum bunu. Hiç dikkat etmedim şimdiye evet. kadar aldığım hiçbir üründe. Her üründe yoktur. E, kullanım stabilitesi kısa olan ürünlerde yapılan e, analizi yapılan ürünlerde vardır. Bozuluyorsa Hı. eğer ürün o zaman bir işaret, o zaman koyarlar. işaret koyarlar. O zaman işaret koyarlar. zaman tüketici yani burada e, seyircilerimiz buna dikkat edebilirler. Tabii tabii. Sonra. Alınan bir ürünün özellikle kozmetik ürünlerinde dikkat etsinler buna. E, o ürünü aldığın zaman arkasında bir tane böyle bir kutu şeklinde o kutunun da kapağı açık şeklinde tamam. vardır. Öyle bir işarettir o. Onun üzerine 3M 6M ya da 9M ya da 12M şeklinde bir yazı i̇bare. yazılı, ibare bulunur. O da o ürünün açıldıktan sonra ne kadar sürede içinde tüketilmesi gerektiğini söyler bize. Çok güzel. Siz 22 senedir bu işin içindesiniz. Evet. Öyle değil mi? Evet, Ve evet, direkt evet. esasında insan sağlığına etki eden formüllerden bahsediyoruz. Evet, evet, evet. Ve bu 22 yılı anlatmak eminim çok çok uzun sürer ama... Size biraz özet geçebilir misiniz neler yaşadınız? Tabii ki, tabii ne? ki keyifle. Evet, evet. Yani <laughs> özel böyle anekdotlarla hı hı. varsa hikayeleri dinlemek istiyoruz. Tabii ben dediğim gibi mezunuyum. 97 yılında mezun oldum. Olur olmaz hemen bir ilaç firmasında özel özel sektöre girdim. Laboratuvarda başladım. Ee, ben Başlangıç hep... yeri laboratuvar. Siz o zaman işin direkt masasında ya da ee, ne diyeceği diye, başladınız. Tabii başladım. Ha? Tabii laboratuvarda başladım. Orada formülasyonlarla başladım. Hı -hı. Formülasyon nasıl yapılıyor? Çünkü eğitimi alıyorsunuz, teorini, pratiği de sektörde görüyorsunuz. Doğru. Çünkü sektörde hazırlıyorsunuz kendinizi. Laboratuvarda başladım, analizlerle başladım ama hep bir merak vardı bende. Ee, i̇şte araştırma geliştirme ARGE departmanındaydım. Kalite kontrol farklı bir departmandaydı. Orada benim bulunduğum departmanda analiz yapılmazdı. Ben hep kalite kontrole giderdim. Bu analizi nasıl yapıyorsunuz? Bunu ben de yapabilir miyim? Ben de deneyebilir miyim diye diye. Olmayan bir şey üretiyorsunuz evet. esasında. Yani bir formülasyonla bir bakıyorsunuz. Ay bir Bambaşka bir... Evet bir forma dönüşmüş oluşuyor. E, farklı bir şey alıp işte e, belki çok benzemeyecek ama un alıp ekmek yapmak gibi bir şey ham maddeden çıkartıp farklı formülasyonlarla. Esasında çok güzel e, parçalardan çok farklı parçalardan evet, çok evet. değişik bir bütün oluşturuyorsunuz. Evet. Merak vardı işin içerisinde böyle bir biraz da azim de vardı onu da öğreneyim onu da yapayım. İşte araştırma geliştirme ile başladım, laboratuvar kısmına kalite kontrole geçtim. Sonra eşimin işi dolayısıyla İstanbul'dan Tekirdağ'a taşındık. Orada e, kalite güvence birimi dediğimiz dökümantasyon ağırlıklı, özellikle bir firmanın e, ana beyin kısmıdır, oradan tüm dökümantasyon oradan kontrol edilir. Oraya da öğrenmek istedim, oraya da geçtim. Sonra üretim girdi işin içine. Bu şekilde yıllarca en sonunda işte 15 yılın sonunda e, baktık ki bayağı bir birikim olmuş. Yine bir özel sektörü bir firmada benim için unutulmayacak zamanlardan anlardan bir tanesi oydu. Bir fabrikanın kurulumunda görev almak. Ben işe başladığım zaman firmada dediler ki burası işte firmamız. daha ne üreteceksiniz? Ilaç beşeri i̇laç, i̇laç, beşeri ilaç. Beşeri ilaç. Beşeri ilaç. Ee, daha temeli atılıyordu firmanın. Binanın temeli atılıyordu. O binanın temelinden. Üretim yapar hale gelene kadar ki aşamasında her aşamasında bulundum. Neler yani, yaşadınız peki? Yani, yani çok heyecan. Çeken, evet çok e, heyecan vericiydi. Şimdi e, böyle basic ne vardı? Şöyle her e, şeyi öğrendim diyebilirim orada. Daha da tecrübe ettim çünkü o zamana kadarki ki kısımda e, formülasyon vardı, e, ürün vardı ama orada e, fabrika kurulum kısmında daha da açıldık. E, resmi kısım kurumlarla iletişim vardı, dosya hazırlamaları vardı, bakanlıkla iletişim vardı. Bir ayak da İşin oldu çünkü. Yasal kısımları, kısımları da gündeme var. Evet, geldi. o kısım da gündeme geldi. Onu da öğrendim. Aa Hı -hı. evet burada bu bunun için başvuruluyormuş. Ee, çünkü biz sadece e, o zamana kadar var olan bir sistemde dönüyorduk. Dönüyorduk. Orayı işletmeyi, GMP kurallarına göre işletilmesini e, takip ediyorduk ama orada onun öncesini de öğrenmiş oldum. Peki mesela bunu öğrendiğiniz zaman bir önceki yapılanlarla bir sonraki yapılanlar arasında ne gibi farklar olduğunu gördünüz. Aslında bir bütün, bir zincirleme iş olduğunu gördüm. Ee, i̇şte biz üretirken bir formülasyonu var. var var olan bir formülasyonun hangi aşamalardan geçerek bize geldiğini öğrendim. Hangi kontrollerden, hangi izinlerden, nerelerden, hangi yasal adımlardan geçerek bize geldiğini öğrendim. Dolayısıyla daha bir bilinçli baktım. Evet bu formülasyon bize geldiyse o ilk önce Sağlık Bakanlığı'na gitmiştir. İşte firma, şirket belediyeden şu ruhsatı almıştır. İşte şu kurumdan bu izin alınmıştır. Ondan sonra kalite kontrolü ya da üretime gelmiştir. Yani bir şekilde bu insan sağlığı için zararlı değildir ve evet, hatta sağlıklıdır, denilebilir. Evet, evet, tabii, 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 Hı -hı. tabii. Yani o aşamalar, o bizim Çok dediğimiz ya, ilaç önümüze geldiği zaman şurup geldiği zaman inanın o kadar sıkı kontrollerden geçiyor, o kadar ciddi e, kuralların e, silişle, işlediği işlediği bir yerden geliyor. Günün rahatlığıyla kullanılabilir. bilinir. Evet, evet. Çünkü bizim Sağlık Bakanlığı da Tarım Bakanlığı da tamamen bu Avrupa Birliği'nin GMP kurallarını uygulayarak bu sistemleri işletiyorlar. Peki, şöyle bir durum var son günlerde doğal ürünlere inanılmaz bir e, talep var. Evet. Neden o zaman? Yani bilmiyorlar mı? Bilinçli farkındalık mı yok? Korkuyor mu tüketici? Şöyle aslında ilaçları çok bilinçli tüketmiyoruz biz. Olması... O kozmetikte de evet, böyle. Evet. En son makyajı da yani kozmetik tabii, zaten tabii. makyajı da içeriyor. Genelde benim hep etrafımda da duyduğum e, doğal ürünler. Evet. Çünkü kimyasaldan şu... çok ciddi bir şekilde korkmaya başladı. Korkmaya insanlar. başladı. İlk başta en büyük sıkıntı nasıl kullanacağımızı çok iyi bilmiyoruz. İlacı da aynı şekilde. İşte çoğu zaman yapabiliyoruz. Daha doğrusu yap, yapılıyordu eskiden. Daha bilinçlendi artık. İşte ya Ay Ayşe sen ne kullanıyordun? Şu boğazın ağrıyordu. Benim de kemiklerim ağrıyordu. Versene öyle şu bir durum antibiyotiği. Vardı bir evet, vardı. Evet öyle bir durum vardı. Artık o Sağlık Bakanlığı'nın da kontrolüyle daha da azaldı. İlaçların kontrolü kontrol Alamıyorsunuz. alamıyorsunuz eden, tabii tabii. Istiyordum. Onu önlemek adına yapılmış çalışmalar. Dolayısıyla biraz daha azaldı. Ondan zarar görüldüğü için insanlar da şey demeye başladı. Ya bu ilaçlar da böyle zarar veriyor. Çok kontrolsüz kullanıldığı için. Ama bir yandan da şöyle de bir şey var. Hakikaten de doğal ürünlerle yani bu ilaçlar mutlaka doktorlarımızın önerdiği ilaçlar tedavi mutlaka yapılmalı. Ama öncesinde doktora gelmeden önce yapılacak bazı doğal önlemler de var. İşte e, alacağınız besini e, ya da kullandığınız alacağınız sebzeyi meyveyi e, ya da işte bir başka bir takviyeyi biraz bilinçli kullanmak sizi o doktora gitme sürecini engelleyebilir O kimyasal ilaç kullanma sürecini O yüzden insanlar ya doğal ürün kullanalım ama bilinçli tüketim maalesef yok. Özellikle cilt bakım ürünlerinde. Şimdi benim bu dediğim gibi sayfamda, sosyal medyada Hı. o kadar çok soru geliyor ki. Ne geliyor an... mesela? En temel ha. sorular neler? Geçenlerde en temel sorular Çiğdem Hanım ne kullanalım? Hangi ürünü kullanalım? E nasıl kullanalım? Yani tamamen bilinçsizce hareket ediliyor. Çok üzü üzülüyorum da. Çok bireysel da. değil midir bu? Mesela bu bu tür sorulara nasıl yanıtlıyorsun? Şöyle söylüyorum çok temel bir şekilde. Yani ben bir dermatolog değilim. Cilt Kişinin cildini bilmeden çok bir ki, ürün önermem çok eve değişir. değişir. Alerjik ha, olabilir. Evet aynen öyle. Kişi. Ben zaten ilk etapta belli sorular var. Yaşınız, cilt tipiniz, daha önce kullandığınız ürünleriniz, bir kronik hastalığınız var mı gibilerinden sorular yöneltiyorum. Ve temel e, adımları söylüyorum. Bir temel cilt bakım rutini vardır. Temizlersiniz, nemlendirirsiniz. Bunu yapıyor musunuz diyorum. Bana diyor ki mesela Çilem Hanım diyor işte şu serumu aldım bunu kullanacağım falan. Diyorum cildinizi temizleyip her akşam düzenli nemlendiriyor musunuz? Ya işte yapmaya çalışıyorum. Ama bunu yapmadığınız zaman oraya aldığınız hatta geçen gün öyle spesifik bir örnek bir takipçi dostum göndermiş. 8 tane ürün vardı inanın. Serum almış, temizleyici almış, onu almış, bunu almış. Dedim ki, bunların neye dayanarak aldınız? Dedim. Ya dedi, baktım dedi. işte o da güzel, bu da güzel diyerek dedi, aldım dedi. Ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum dedi. Dedim ki, çok fazla bu ürün. Cilt tipinizi biliyor musunuz? Bir doktor önerisiyle mi aldınız? Bir cilt doktoru önerisiyle mi aldınız? Maalesef e, temel adımlarla başlandığında çok daha güzel sonuçlar alınıyor. Ben onları öneriyorum. Genel çerçeve olarak. Temizleyin cildinizi diyorum. Nemlendirin diyorum. Ürününüzü seçerken genel kurallar var zaten. İşte yağlı ise şuna dikkat edin diyorum. Çok kuru ise bunun takviyesi size iyi gelebilir diyorum. Yani bu şekilde genel çerçevede bir destek, destek oluyor, çalışıyor. Evet. Kimyasallarla ilgili neler söylemek istersiniz? Neye dikkat etsin? Şimdi Peki, şöyle bir kere e, alacağı ürünün e, almadan önce hedefe yönelik bir ürün olmasına mutlaka içerik okumayı bilmek lazım. Önemlisi o. Evet. Yani esasını ona değinmek istiyorum evet. ben. İçeriği nasıl okuyacak? Çünkü bu bunun için bir mühendislik ya da bir kimya evet, evet, bilgisi... Evet. Evet gerekmemesi lazım. Tabii tabii, tabii. Lazım, Aynen öyle. Benim zaten sayfamı açmamdaki amaç da buydu. Hani bu farkındalığı yaratmaktı. Tabii ki bir kimyager gibi ya işte içinde bu alkol varmış şuna zararlıymış ya da şu asit varmış buna sebep olurmuş gibi bir şey değil. Ee, ama en azından işte bir içeriği okurken neye ilk, dikkat, edecek? neye dikkat edecekler? Ya bazı su bazlı nedir? İşte içinde bir leke ile ilgili bir ürün alıyorsa içinde en azından şu içerik, şu madde olması çok etkilidir gibi bilgiler paylaşıyorum. Onlara özen göstermesini, dikkat etmelerini söylüyorum. Bunlara bunlara dikkat edin ki Alacağınız üründen maksimum faydayı alabilin diye. Çok doğru. Maksat orada dediğim gibi e, her maddeyi bilemez. Her maddenin nasıl bir etkisi olduğunu bilemez. Ama temel şeyler vardır. Suba, dediğim gibi su bazlı böyledir de yağ bazlı böyledir. İşte e, temizle nemlendirirken yağlı ciltlerde şuna dikkat edilir de kuru ciltlerde buna dikkat edilir. Temel Genel, bilgiler esasında. Temel esansımda. bilgiler evet evet. Bir de eskiden daha çok e, kadınlar bu tür alanlara ilgi gösteriyordu özellikle kozmetik konularına şimdi son günlerde beyler de son derece evet, dikkatli evet. onlar ne tür sorularla size geliyorlar. Onlardan gelen sorular da çok ilginç ve inanın çok da hoşuma da gidiyor. Benim... Çok da hoş bir evet, şey. Evet, evet. tabii, kendine bakmaları kesinlikle. ilgilenmeleri, bu konularla ilgili bilgi edinme çabaları olması. Kesinlikle. Şimdi ben aynı zamanda yüz yogası eğitmeniyim. Yüz yogası derslerim de var. Oraya katılan, katılmak isteyen çok böyle erkek takipçi dostlarım da var. Hı hı. Geçen mesela bir tanesi öyle çok hoşuma gitti. Çiğdem, Çiğdem abla diye yazmış. Küçük bir genç bir arkadaşımız. Benim şeyde çekmiş hatta alnını da çekmiş, kırışıklıklar var. Ne yapacağız biz bu kırışıklıklarla? Nasıl halledeceğim ben bu alındaki kırışıklıkları diye. İşte ürün önerir misiniz diye söylemiş. Ben de ona yine genel çerçeve bazında bir Hı. önerilerde bulundum. Ne yapması gerektiği. İşte bir tanesi demiş ki ya işte benim kazayaklarım ayaklarım var. Yani bir e, erkek takipçiden bunu be, bekle, beklemiyordum açıkçası. Hani genelde diyorlar evet evet özen gösteriyorlar. Ya kazayaklarım ayaklarım benim dikkatimi çekmeye başladı. Artık bu kaz ayakları Halletmek lazım. Çiğdem Hanım ne önerirsiniz? Ne yapalım? Ne edelim? şeklinde soranlar da var. Bence çok büyük bir farkındalık oluşuyor herkeste. Yani bu eskide olduğu gibi değil. Hem ürün kullanımında, hem bu kimyasallarda, ürün içerikli okumada insanlar dikkat ediyor artık ve bu çok güzel, güzel bir şey. şey bu evet. üreticinin standartını da yükseltebilecek. Kesinlikle, bir şey. kesinlikle ve bu sosyal medya, internet hakikaten bu konuda dünya bilgi var ve doğru bilgiyi doğru bilgiyi seçebilmek evet, çok kıymetli evet, burada. Tabii. bir de orada o da çok önemli yani benim paylaştığım bilgileri paylaşan bir sürü insan var bir sürü kişi var ama bana gelen kişiler diyor ki sayfamda işte ya Çiğdem Hanım hani sizin mesleğiniz tecrübeniz hani bu konuda güven yaratıyor hakikaten ben de zaten bu amaç bu bu şimdiye kadar olan 22 yıllık bilgiyi tecrübeyi harmanlayıp oraya sunabilmek karşı tarafta Kaç kişi de olursa bir kişi iki kişi bu farkındalığı yaratmak. Her formülün bir sırrı var mı peki? Var tabii ki <laughs> var. tabii ki var. E, ve o formülü her e, firmanın kendine özelidir o. Zaten e, bu meslekte çalışan arkadaşlarım bilirler. Bütün şeyler de öyledir. Bir sözleşme imzalanır. O siz o formülasyon çalışanlar görür. Ama tabii herkesin etik kuralları çerçevesinde o formülasyon çalışan kişide kalır. Tabii ki her formülün kendine özgü bir triği, bir böyle bir hassas noktası, püf noktası var. Tabii ki. Siz 22 yıllık esaslı çalışan bir iş insanı olarak aynı zamanda da iki çocuk annesiniz. Evet. Bu konuyu da ben çok merak ediyorum. Çünkü kolay bir süreç değil. Hem anne olmak, evet. hem iş insanı olmak, hem bu kadar zorlu bir meslekte uzun yıllar ve uzun soluklu mesailer verebilmek, evet. siz neler yaşadınız ve bu iki farklı kimliği nasıl yönetebildiniz? Şöyle söyleyeyim aslında destek. Destek, aileden destek. Anneme buradan sevgilerimi gönderiyorum. <laughs> çok büyük desteği var bende. Özellikle kızım doğdu ve çok yoğun çalışma mesai saatlerim vardı benim evet, o zaman. Özellikle bu yani, kimyagerler evet, bildiğim kadarıyla laboratuvarlarda çok uzun evet. zaman geçiriyorlar. Mesai, mesai, mesailer çok, çok oluyordu. Çok... Ee, yani 9-5 çalış... işi değil. Yok öyle bir şey değil. değil. Ben e, işte Çerkezköy'deydi o zaman en son işim. Ben sabah 6.30'da evden çıkıyorum. Bakın uyanmak değil evden çıkıyorum. Dolayısıyla bu süreçte destek çok önemli. Eşinizin, e, ailenizin en büyük destek annemdendi. Çünkü çocukların büyütme sürecinde hep o yanımdaydı benim. İşte bir şey olur, anneye çabuk gel, işte e, oğlum hastalandı, kızım hastalandı, işte şöyleydi. Dolayısıyla destekle ilerleniyor. E, bir de merak varsa, çalışma hevesi varsa, çalıştıkça onun da dönütünü alıyorsanız, karşılığını alıyorsanız e, çok daha e, Nasıl diyeyim? Mutlu ediyor insanı. motive ediyor. Öyle Çok söyleyeyim, güzel. doğru kelime oydu. Motive Hı. ediyor. E çocuklarım da sağ olsun hani e, beni o konuda desteklediler. Hani e, son 3 yıldır çalışmıyorum evde ama e, yine de dediğim gibi durmadım. Bir şeylerle uğraşıyorum mutlaka. Onlar da bu tempoya alıştı. Çocuklar da bir şekilde tempoya alıştı. Zaten siz ona göre alı, hazırlıyorsunuz kendinizi. Akşam 7'de mi geliyorum eve? İşte diyorum şu yapıp evde bir mutlaka bir dediğim gibi bir destek yardımcı oluyor. Ya işte çocukların ödeviydi, dersleriydi. Hadi gelin bir sohbet edelim. O zamanı ayarlamak anne için bir süre sonra o rutini oturtturuyorsunuz. Çocuklar da o düzene alışıyor. Evet öyle evet, evet evet yani, evet. E, ben hem meslekten bir süreliğine ara vermiş biri olarak, hem de çok yoğun iş hayatı olmuş ve olan da biri evet. olarak arada görebiliyorum farklılıkları. Çocuklar da böyle esnekler. Evet evet evet. Uyum sağlıyorlar. Zaten Tabii. her insanın öyle bir uyum. Yeteneği var. Zaten yani, sağlamadığımız zaman kırılıyoruz. Tabii. Ee, o zaman zaten hani psikolojik başka rahatsızlıklar meydana geliyor ama e, sizi nasıl görüyorlarsa öyle kabul ediyorlar. Evet, annem diyor saat 7'de gelir diyor. Yani benim annem çalışma saati sabah biz kalktığımızda annemiz olmaz, işe gitmiş olur. E, akşam geldiğimizde de yine anne yok ama annem 7'de gelir işten diye. Onların kafasında da çalışan anne profili böyleydi. İşte 9 olmadığı için öyle alıştılar, öyle gittiler. Son 3 yıldır işte evde birlikteyiz, beraberiz. Şimdi nasıl gidiyor peki evdeki süreç? Şöyle söyleyeyim, hep söylüyorum yani ev hanımlığı olarak devam ediyor. Bir yandan da işte bu sosyal ama medya olayı. Ama Tabii tabii sosyal medya da devam ediyor. Onu da ayarlamam gerekti. Çünkü çünkü Belli bir vakit ayırmanız gerekiyor. Belli bir içerikte kalitede içerik üretebilmeniz için ona da ciddi bir vakit ayırmanız lazım. Yine altı buçukta kalkıyorum ben. Sistem ee, çok fazla değişmedi. Değişmedi. Esas. Tabii tabii. İçerik tabii. değişti sadece. Evet, yapılan işin <laughs> e, niteliği değişti evet. diyelim. Öyle söyleyelim. Yine altı buçukta kalkıyorum. İşte yüz yoga'mı yapıyorum. Kendime vakit ayırıyorum. İşte sonra kahvaltı. Çocuklar okula gidiyor. Gün içerisinde planlıyorum. Saat 5 gibi çocuklar geliyor. Bu şekilde yine o tempoyu yine bir rutine oturttuk. Peki yani normalde baktığımız zaman ben özellikle böyle kimlik kişilik gelişimi üzerine çalıştığım için beni bu konular çok e, heyecanlandırıyor. E, i̇nsanın kendini iyi hissedebilmesi, iyi oluş dediğimiz, yaşam doyumu dediğimiz şey bir taraftan da kendinize yaşamın farklı alanlarında nasıl ifade edebildiğiniz, evet, evet. doğru ifade edebildiğinizi, doğru yerde olabildiğinizi hissedebilmenizdir. Sizin şimdi daha önceden çok yoğun bir iş temponuz vardı. Şimdi daha farklı bir evet. alana yönlendiniz. İkisi arasında e, mukayese yapmanız gerekirse ya da mukayese demeyelim ama değerlendirme diyelim. Hı hı. Ne değişti? Aslında bir şey değişmedi. Şöyle ki yine birbirini zincirleme tamamlayan bir süreç oldu. Onun 22 yıllık çalışma hayatında eğitimimi kullandım, doldurdum, kendimi doldurdum, eğittim. Ondan sonra 22 yılın sonunda da o birikimlerimi aldım. Şimdi tekrardan aynı süreci, aynı şeyi farklı bir versiyonda gidiyorum şu anda. Paylaşıyorsunuz esasında. Evet, evet. Öyle evet, değil mi? Evet. Bilgi de böyle bir şey. Evet, yani aynen. bilginin en kıymetli tarafı ya da özel yapan tarafı onu paylaşabilmek. Evet. Öyle değil midir? Yani birçok insan bir konu birçok konuda bilgi sahibidir. Artık dolmuştur yani o kütüphane ve onu bir yerde dışarıya aktarmazsa o insan içinde patlar diye evet. düşünüyorum. Yani onu bir şekilde aktarmak, gençlerle ya da buna ihtiyacı olan insanlarla paylaşmak insanı çok dinamik tuttuğunu düşünüyorum. Tabii tabii kesinlikle katılıyorum. Yani zaten beni biraz da bu yola nasıl diyeyim itildim gibi bir şey oldu. Nasıl Çünkü... <laughs> Arkadaşlarım sağ olsunlar <laughs> bu konuda güvenirler bana. İşte bir şey alacakları zaman... Ya Çiğdem işte kızıma şampuan alacağım şunun içeriği nasıl bir bakar mısın ya da ya Çiğdem işte bir, işte bir takviye edici gıda alacağız neyine dikkat edelim diye hep sorarlardı bu işte sosyal medya olayından önce. Ben de söylerdim ya buna dikkat edin bakın ben böyle, böyle kriterleri vardır bunlara diye sonra dediler ki ya sen bunu böyle bize anlatıyorsun hani herkesle paylaş. Yani sadece bizimle değil. O dedim neden olmasın? Acaba götürebilir miyim? Yürütebilir miyim süreci? Şimdi bir de şöyle bir şey var. E, sosyal medya dediğiniz olay teknoloji, teknolojiyi çok, çok iyi, iyi. iyi kullanmak çok lazım. Iyi. Dijital evet, alan. Evet, evet, dijital alan ve e, hiç böyle bir ortamda çalışmamış birisi olarak sosyal medyayı sadece işte e, gezilerde <laughs> böyle fotoğraf paylaşımında kullanan birisiydim ben. Oraya gezdim, buraya gezdim şeklinde. Ama sonrasında böyle bir talep gelince ya dedim yapabilir miyim acaba olabilir mi? Çünkü bildiğiniz mesai harcamanız gerekiyor. Bununla bunun ilgili eğitim aldınız mı? Almadım. Daha doğrusu şöyle öncesinde almadım ama sonra bu işin içine girince dedim ki Çiğdem alman lazım. Sosyal medyada sayfa yönetimiyle ilgili eğitimler aldım. O sayfayı nasıl yönetmeliyiz? Nasıl kontrol etmeliyiz? Nasıl paylaşımlar yapmalıyız? Nasıl daha çok kişiye bu bilgileri ulaştırırız? Evet, bunların yolları var. Çünkü bunun da bir tekniği var. Dedim ki çiğdem bu işte eğitimli olmalı. Bunun da eğitimli almalısın. Onun eğitimini aldım. Birçok farklı kişiden YouTube'da bununla ilgili böyle çok e, güzel eğitimler var. Sayfanızı planlarken, düzenlerken onları oturdum, dinledim. Nasıl yapabilirim diye. İşte Riyaz paylaşırken şu teknolojiyi nasıl kullanırsınız? İşte şuraya yazı nasıl eklersiniz? Öncesinde hep kızıma soruyordum. E, Damla işte şunu nasıl yapıyoruz, bunu nasıl yapıyoruz falan diye Şimdi artık hiç şey yapmadan kendim yapıyorum. İnovasyondan bahsediyoruz esasında. Evet, evet, evet. Neler yaşadınız peki bu süreç içerisinde? Yani, bu adaptasyon süreci içerisinde. Tabii. Çünkü e... sosyal medya esasında bu şekilde yönetmek çok da hayatımızda değildi. Evet. Ama şimdi baktığımız zaman herkes... Bir şekilde içerik üreticisi oldu evet. öyle değil mi? Evet evet evet, evet. öyle. Bir de e, aslında konfor alanından çıkmış çıktım. Çıkmış oluyorsun. Evet. Çok çıkmış olur. Evet. Liddi de. Evet yani ya dediğiniz gibi yaptık ama daha hiç böyle bir tecrübe bir şey tecrübe etmemişim hiç. ben. Nasıl... nasıl neyle karşılaşacaksınız? Ha, bilmiyorum hani nasıl olur, olur mu olmaz mı? E, tamam iki, iki resim paylaşmayla da olmuyor bu sosyal medya. Bir de bir işi yapmak istediğim zaman da hep böyle düz tam olsun her şeyle düzgün olsun güzel olsun içeriği de ifade edilebilir olsun yani hani dört dörtlüğe yakın bir şey çıksın bir de bildiğimizi e, hiç bilmeyen birine aktarmak en evet, eve zoru Evet, yani Aynen bir bilginin öyle. bence e, anlaşılabilmesi Anlatabilmek evet, ve doğru evet, bir evet. şekilde anlatabilmek işin en zor kısmı diye Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ben ilk etapta ilk böyle bir post paylaştım arkadaşıma gösterdim ama böyle o kadar güzel hazırladım ki e, Pelin Hanımcığım. ay şu ne yazdım, bunu yazdım falan dedi ki e, baktı çiğdem dedi bu da çok bilimsel olmuş ya dedi yani çok... işin en zor kısmı evet. Siz evet çok iyi biliyorsun evet. yani size o kadar kolay geliyor ki neden? Çünkü zaten tersi ya olacak evet, bir evet, evet, yıllardır bu işte harmanlanmışsınız ama karşısın kişi için bu çok yeni bir kavram. Anlatır, anlaşılır hale getirmek ve daha onun da, sebep, evet. bir de sosyal medyada çok farklı seviyede. seviyeler var. Yani evet. birisi daha çok biliyor, birisi hiç bilmiyor. Kimisi ilgileniyor, kimisinin hiç alakası yok. Yani herkese yönelik o bilgiyi nasıl ulaştıracaksınız? İşte onu deneme yolu, yanılma yoluyla yaptım birazcık da. Ee, birkaç paylaşımdan sonra zaten takipçilerimin e, ortalama kitleyip e, anlayabiliyorsunuz. tahmin edebiliyorsunuz. Tahmin edebiliyorsunuz. O doğrultuda da paylaşımlar yapmaya başlayınca baktım ki çok güzel dönüşler de almaya başladım. O da bir motive edici bir konu zaten. İşte güzel mesajlar geliyor. Çiğdem Hanım çok güzel şeyler paylaşıyorsunuz. Anlaşılır halde anlatıyorsunuz. Bununla çok ilgili mesaj geldi Tabii çünkü. Tabii çünkü bil anlamıyorlar evet, bazen. Yani evet. Siz bir şey aktardığınızı zannediyorsunuz ama hani dediğiniz gibi hani aktardığınız kadarsınız esasında. Evet, Karşıdaki evet. de anladığı kadar. Anladığı kadar. Yani dün nevi paylaşım yapmıştım öyle. Ona istinaden olmuş hı hı. bir yorum. Ya Çiğdem Hanım işte yani bu konuyu bu kadar net anlatan e, bir paylaşım görmedik. Hı. Teşekkür ederiz. Gerçekten anladım şeklinde. O benim için yeterlidir zaten. Hani e, ama bunu da öğrenmek bir süreçti benim için. O dediğim gibi konfor alanından çıkmak. O bir ilk etapta bir yıl hazırlarken belki iki buçuk saat uğraşıyordum. Oraya mı basacağım? Onu nasıl yapıyorum? Aç bir YouTube'u incele bakalım nasıl yapmışlar. Şimdi her şey artık oturduktan sonra çok daha kolay ilerledi. Kolay ilerledi. Evet. Peki genelde ne tip sorular geliyor size? Yani şöyle e, ürün alırken spesifik bir üründen bahsediliyor. Mesela işte saçla ilgili ürün ya da genel takviye edici gıdalarla ilgili ürün. Siz neye dikkat ediyorsunuz diyorlar. Hani belli bir güven oluşturmuşum o benim için çok önemliydi. Çünkü karşı tarafta o güveni oluşturabilmek. Siz ne kullanıyorsunuz, siz ne öneriyorsunuz bu konuda diye. Kendi tecrübelerinizi evet, aktarıyorsunuz. Evet, aynen esasında. öyle. Kendi tecrübemi ve kullandığım üründen aldığım deneyimi anlatıyorum. Diyorum ki bunun uşusunda bu özellikten dolayı tercih ettim. Çok da memnun kaldım. Siz de illa bu ürünü almak zorunda değilsiniz ama ürün içeriğini bu, alacaksanız ürünün içeriğinde şu maddeye dikkat etmenizi öneririm. O size fayda sağlayacaktır diye böyle bir detay verdiğim noktada kişi de diyor ki Aa, tamam Çiğdem Hanım bu çok faydalı oldu biz de ona göre ürün alalım diye öyle bir yönlendirmede bulunuyorum. Dikkat edilecek noktaları söylüyorum kişilere. Onlar ürün da satın alır, ürün satın alırken onlar da içerik okurken neye dikkat edeceklerine bakıyorlar. Artık Ve daha takipçi... bilinçli tüketici. Tabii tabii. tabii o Olmaya farkındalık oluştu benim güzel takipçi dostlarımda. <laughs> ne kadar hoş. Evet evet onlarda. Peki e, kimyasal ürünler var. Bir de doğal ürünler evet. var. Şimdi ikisini mukayese ettiğiniz zaman ee, ne dersiniz? Yani kimyasal ürünler de esasen kozmetikte kullanılıyor evet, ve gayet evet, de faydalı. Evet, tabii tabii Diğer tabii. doğal ürünler var. Yani bunları birbirinden ayıran şey ne? Sizde ne için kullanıyorsanız, hangi durum için kullanıyorsanız Bu o durumun cilt ürünleri diye. Cilt ürünleri. E, e, o cilt ürünlerinde özel spesifik bir şeyi kullanıyorsanız, onun ee, ...nasıl diyeyim... ...aciliyeti ya da durumun vehameti... ...diyebilirim, öyle söyleyebilirim... ...işte mesela çok büyük bir yara izi vardır da... ...bana bir mesela... ...ona istinaden bir ürün soruyordur... ...hemen yöneteceğim, ileteceğim... ...yönlendireceğim kişi... Doktorudur. O zaman çok korkmayacağız ha. kimyasal ürünlerden Tabii tabii Öyle değil kesinlikle. Kozmetik olarak da. Kesinlikle korkmayacaksınız. Her kimyasal zararlı değildir. Zaten sıfır kimyasal diye bir şey olamaz. Hayatımız kimyasal bizim çünkü. Pek yani farkında da... değiliz esasında. Değiliz ama, ama, işte ama kimyasalların içinde yaşıyoruz. Su da kimyasaldır. Hidrojen ve oksijen vardır. Baktığınızda o da bir kimyasaldır. Ama bilinçli olarak bakmak lazım. Bazı kimyasallar hakikaten zararlıdır. Onları bilerek ilerlemek. Onlar da zaten belli. Şu an e, ...tüketiciler de bu konuda bilinçleniyor... ...tüketicilerin bu bilinçli davranışı... ...üreticileri de değiştiriyor. Çok doğru, standartları yükseltiyor evet. esasında... ...bir de artık öyle. bütün dünyaya erişebilme... ...bütün Aynen. farklı ürünleri araştırabilme imkanımız da esasında... ...biraz hayatı evet. bir taraftan zorlaştırırken... ...başka bir taraftan da kaliteyi de getirebiliyor... Tabii getiriyor. ...öyle değil çünkü, mi? Tabii firmalar artık dikkat ediyor... ...mesela ben bazen bakıyorum... Kandıramıyoruz firmalar... artık evet. değil mi? Yani evet. kimse kimseyi kandıramıyor. Evet. Yani çünkü bilgi her yerde... Tek sıkıntı doğru bilgiye ulaşabilmek. İnternette her türlü bilgi var. Yani işte bir aldığınız çamaşır deterjanı ya da işte aldığınız bir şampuanda neler olması gerektiğini az çok bir formülasyon bile bulabilirsiniz internette. Esasında bunun ha. reklamını bile yaparken samimi olmak zorunda evet, firmalar. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Bunu artık tüketici ayırımını yapabiliyor diye düşünüyorum. Şimdi zaten onu özellikle kullanıyorlar Pelin Hanımcığım. Mesela ben geçenlerde öyle dikkatimi çekti. Şu şu kimyasal yoktur bizim şampuanımızda diye özellikle belirtmişler onu. Çünkü biliyorlar biliyor, artık tüketici, biliyor, tüketici onun zararlı olduğunu biliyor. Onu da bir bir adım öne çıkmak için kullanıyor. Bence evet, başarılı. Samimiyet evet, esası evet, evet, bir yerde. Evet, Sen evet. sormadan ben sana ürünümü evet, sunuyorum. 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 Açık bir şekilde esasında bunu bildiriyorum demek evet, istiyor. Evet, evet. Peki e, çok keyifli bir program ve çok hızlı aktı. E, programı kapatmadan önce benim bir iki sorum var. Onları da bir sizden bir dayanarak paylaşabiliriz. E, öğrencilere, gençlere aktarmak istiyorum. Şimdi ee, kimyager var, kimya teknikeri var ve kimya teknisyeni var. Aynen Bunların evet. arasındaki farklar neler diye sormuş genç arkadaşlar. Evet, evet. Şimdi o çok karıştırılan bir konudur. Özellikle böyle sektörde de aynı şey hı hı. aynı soru gelir. Kimyager üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümünden mezun olan hı hı. kişilere verilen ünvandır. Kimya teknikeri Üniversitelerin iki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olmuş kişilere verilen ünvandır. Kimya teknisyeni de meslek liselerinden mezun olmuş kişilere verilen ünvanlardır. Aslında alınan eğitimle eğitimin oranına göre değişiyor ünvanlar. Aldığınız eğitime göre de işte liseden mezunsanız meslek lisesi ise teknisyen... E, i̇ki yıllık üniversite ön lisans mezunuysanız tekniker, dört yıllık lisans mezunuysanız o da kimyager olarak tanımlanıyor. Çok teşekkür Rica ederiz. Ederim. Peki programı kapatmadan önce buradan gençlerimize ne söylemek istersiniz son olarak? Şöyle söyleyeyim, ee, araştırsınlar. Özellikle bu bölümü seçmek isteyenler. Evet, eşler, merak o. etsinler. Bu bölüm çok keyifli bir ya bölüm. Ya da okuyan mesela ne evet. eğitimler alabilirler. Hı. Kendilerini geliştirsinler. Ben hep söylüyorum, benim zamanımdaki 25 yıl oldu ben mezun olalı. Mezun olduktan sonra kendi çabalarımla öğrenmeye çalıştım. Ama şu an her şey hazır onlar için. Bir internete girdiklerinde işte alınacak eğitimler, kalite eğitimleri, işte cihaz eğitimleri, işte GMP eğitimleri, her şey sunuluyor onlara. Kendilerini donatsınlar, öyle çıksınlar sektöre. Her zaman bir adım önde olurlar. Ve e, her zaman da araştırsınlar. İşte bu sadece ben bir işte çalışıyorum, e, bu işte devam edeyim değil. Ben farklı alanlarda Var. Değil ben mi? öğrendim ki ben bunu 45 yaşından sonra öğrendim. Sosyal medya diye bir alan var. Ve bu Gerçekten etkili kullanıldığında çok güzel bir alan, çok güzel dönüşler ve çok güzel yollar bulabilecekleri bir alan. Yenilikleri de takip etmeleri evet, ta gerekiyor. Evet, yani Bugün aynen. sosyal medya var, bugün işte Instagram var ama iki gün sonra belki çok başka bir şey. Evet. Işte, podcastler hayatımıza girdi. Birçok yeni yeni alan açıldı evet, esasında evet, evet. kendimizi ifade edebilmekle ilgili gençlerin bir şeyler öğrenebilmeleriyle ilgili bunları takip etmeleri gerekiyor. Geliştirmeleri evet. gerekiyor. Evet. Çok farklı eğitimler de çıkabiliyor. Tabii, öyle tabii, değil mi? Tabii, tabii. Çünkü bilim ilerliyor her şeyden Aynen öyle. önce. Aynen öyle. Peki ben çok teşekkür ediyorum size. İyi ki geldiniz. Umarım tekrar stüdyolarımıza sizi ağırlama imkanımız olabilir. bugünlük bu kadar diyorum. Sevgili seyirciler tekrar başka bir Meslek Gündem programında görüşmek üzere. İyi günler.